Saldırılar devam ediyor. Özellikle bu sabah saatlerinde dün yaşananlara ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir bilgilendirme yaptı. Buna göre 97 kez son 24 saatte 97 kez ateşkes ihlali vardı. Özellikle iri çaplı silahlarla, keskin nişancı tüfekleriyle ve havan toplarıyla. Dün çok hareketliydi. Bu havan toplarını çok net bir şekilde duyuyorduk ki zaten sabah saatlerinde de İşte vurulan köyler vardı. Adam köyünde ilk sıcak noktadan TRT Haber ekranlarına aktarmıştık. Sıcağı sıcağına o görüntüleri, vurulan sivil yerleşim yerlerini. Bu sabah da dünün aslında özetini geçmişti Savunma Bakanlığı. Bugün itibariyle bakacak olursak bugün biz yine Adam'daydık. Ermenistan sınırına en yakın yerleşim birimindeydik ve oradayken yine öğle saatlerinde iki kez çatışmalar yaşandı. Ancak bu kez irili çaplı silahlarla değil, daha çok küçük çapta silahlarla çatışmalar vardı. Muhtemelen de sabah saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı o ihlalleri ve yaşananları yine basın mensuplarıyla paylaşacaktır. Bugün 97 kez ihlal vardı. Dün 89 ve bir önceki günde 82 kez ihlal vardı. Yani son 3 günde aslında ateşkes ihlallerinin arttığını söyleyebiliriz. Sivil yerleşim yerlerinin sık sık hedef aldığını söylemiştik ve o evlerden de canlı yayında notlarımızı da aktarmıştık. Bugün vurulan bir yer yok, bunu ifade edelim, bunun altını çizelim. Bölgede biraz sakinlik var, özellikle son 12 saatte bir sakin durum olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu 97 ateşkes ihlali hangi bölgelerden oldu? Ermenistan'ın Çemberek ve Bent bölgeleriyle işgal altında tuttuğu Fuzuli, Cebrail ve Adam'la Terter bölgelerinden, ki bunlar Azerbaycan toprakları aslında, o bölgelerden Azerbaycan topraklarına yönelik taciz ve provokatif saldırıları, ateşkes ihlalleri olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sadece bölge sıcak değil, diplomasi de devam ediyor. Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bugün bir dizi aslında diplomatik atağa geçti. İlk olarak Birleşmiş Milletler'den sonraki en büyük uluslararası teşkilat Bağlantısızlar Hareketi'nin dönem başkanı Azerbaycan'dı. Ve Ermenistan'ın saldırıları dolayısıyla olağanüstü toplantıya çağırdı birliği ve orada yaşananları bir bütün muhataplarına, temsilci ülkelere aktardı. Diğer taraftan yine Ceyhun Bayramov Rusya ve İran Dışişleri Bakanları ile görüştü ve Tovuz genelinde yaşananları, Ermenistan'ın provokatif saldırılarını 12 Temmuz öğlen günü, öğlen saatlerinde yaşananları da bir bir muhataplarını anlattı ve yükselen tansiyonun sorumlusu Ermenistan'dır dedi Rus ve İranlı mevkidaşlarına. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü. Bugün de yine iki komşu ülke, birisi kuzeyinde birisi güneyinde, Rusya ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü, durumu anlattı ve genel itibariyle de şu sıralarda sakin bir durum olduğunu söyleyebiliriz Tovuz'da. Ermenistan'ın hak ve hukuku hiçe sayan bu davranışı karşısında uluslararası toplumu gereken tepkiyi göstermeye davet ediyoruz. Ermenistan hatalı bir yoldadır. Ermenistan'ın bilinen saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil eden bu saldırılar, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Evet. Ermenistan provokasyonunu konuşacağız ki bu provokasyonun arkasında acaba Ermenistan mı var yoksa başka ülkelerde var mı? Neden zamanlaması şimdi tercih edildi? Azerbaycan'a yönelik saldırıyı biraz daha açacağız. Kahramanmaraş Suçu İmam Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Toğrul İsmail bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Şimdi Azerbaycan'a yönelik provokatif saldırı geçmişte de olmuştu ama şimdi durup dururken bir anda ve Karabağ bölgesi değil de bir başka bölgede gerçekleşmesi. Öncelikle nasıl okumak gerekir? Siz nasıl okuyorsunuz bu saldırıları? Şimdi biliyorsunuz ki 94'ten bu yana Mayıs'tan bir ateşkes anlaşması imzalanmış Ermenistan'la. Fakat buna rağmen sürekli olarak Ermenistan bu tür provokatif eylemleri yapıyor, gerçekleştiriyor. Fakat son saldırı açık şekilde şunu demek lazım. Yani eskiden mesela Dağlık Karabağ bölgesinde o tartışmalı tırnağı arası dediğimiz bölgeler, işgal edilen araziler, bunlar Birleşmiş Milletler ve aynı zamanda Minsk grubu eş başkanları tarafından bir sürekli görüşmeler devam ediyor orada üzerinde. Ama şimdiki saldırı açık şekilde direkt Azerbaycan'ın, yani
Dağlık Karabağ'dan hiçbir ilgisi olmayan, direkt Ermenistan-Azerbaycan sınırında yerleşen bir bölge. Neden şimdi? Yani burada birçok iç ve dış nedenler var. Yani bunu görmemiz gerekiyor. Birincisi, tabii ki Ermenistan durduğu yerde tek başına bu tür ciddi bir saldırının altına girmez. Biraz hem yerin konumu ve stratejik önemiyle ilgili bir açıklama yapayım hem size hem izleyicilerimize. Orada bazı, mesela Ağdam ismi geçiyor. Dağlık Karabağ'da büyük şehir ama orada küçük bir köy. Bu Ağdam adlanan bölgede bir yükseklik var. Çok stratejik bir öneme sahip. Dolayısıyla orayı alan taraf, yani Ermenistan alırsa, ki amaç buydu, hedef buydu, orayı ele geçirmek. Orayı ele geçirdikten sonra bu güzergah üzerinden sonraki bir ilimiz Kazak, benim babalarımın memleketi. Oradan da Gürcistan ve Türkiye'ye doğru hem doğalgaz boru hatları hem petrol hatları. Evet. Şimdi Sayın İsmail, haritada ekrana yansıdı. Evet. Tovuz olarak biliyoruz. Bunun eski ismi. Bu aslında çok tarihi bir eski ismidir. Zamanla söylemi dönüşmüş. Dokuz Oğuz demektir. Oğuz boylarının. Oğuz boylarının. Tabii yani ki Özbeöz Türk toprağıdır. Kazaklar zaten Türk boyudur. Tam eskiden bilinen. Kıpçak boylarıdır. Yani tarihen burada varlar. Türkler burada olduğu zaman zaten Hayların, o kendilerine Ermeniler böyle adlandırır, bu bölgede varlığı söz konusu değil. Ha, Grigoryan Hristiyanlar var ama unutmamak gerekir ki Grigoryan Hristiyanlar arasında Kıpçaklar da hem Anadolu'da hem Azerbaycan'da yaygındı. Bu şimdi ayrı. Bu bölgenin özelliği nedir? Hemen yukarısında Kazak var, Tovuz. Bu bölge Gürcistan'la. Şimdi burada eğer dikkat etseniz, bak, yaşayış şehirler, konum öyle yerleşmiş ki bu güzergahtır. Ana yol, ana hatlar, hem ulaşım hatları, hem nakil hatları, boru, petrol, doğalgaz hatları bu yol üzerinden gelir. Dersiniz ki hocam, biraz daha yukarılara doğru, kuzeye doğru yerler var ama orada çok önemli büyük barajlar var. Dolayısıyla yol illaki buradan geçecek. Yani Tovuz'da o yüksekliği ele şimdi almak. Bakü Tiflis Kars demiryolu hattı. Tabii o yeni, o çok stratejik öyle. Önemli. Bu biliyorsunuz ki Sovyet döneminde, hatta Çarlık Rusya Kars'ı işgal ettikten sonra oraya kadar demiryolu yapmıştı Ruslar zamanında. Tam o Tovuz işgalden sonra mesela o yol kapandı. Bakü Tiflis Kars'ın önemi şudur. Ermenistan'ı dışlayarak bypass yapıyor. Bu da hoşlarına gitmiyor. O nedenle mesela Rusya şu anda Ermenistan'da her şeye hakim ama elinde olan o Ermenistan'daki o nasıl diyeyim elde ettiği her şeyi dışarı çıkaramıyor. Çünkü tamamen yollar kapalı, ulaşım dışlanmış ve ilaki bu yolları açmaya çalışıyor. Ve dikkat ediyorsunuzsa Azerbaycan'la Nakhçıvan arasında bir koridor var. Gerçek Dağlık Karabağ bölgesi o kısım. Bir önceki haritaya yönetmemden rica edeceğim. Şimdi Dağlık Karabağ konuşurken evet bu haritayı rica edeceğim. Bak, o çizgiler içerisindeki koyu renkte gözüken yer Dağlık Karabağ özerk vilayetidir. Bu Sovyet döneminde, yani 1920'de Azerbaycan işgal edildikten sonra Sovyetler Birliği tarafından Ermenistan'a hibe edilmiş. Orada karışık nüfus yaşıyordu. Yani hem Azerbaycan Türkleri hem Ermeniler vardı. Yani toplam nüfus 175 bin. Düşünün, onun sadece %70'i Ermenilerdi. Ve sınırları öyle çizmişler ki mesela Ağdam şehri var, Karabağ'ın. Ağdam'ın tek nüfusu direkt o vilayetin nüfusundan daha fazla. Ve dolayısıyla Ağdam'ı dışlayarak o dengeyi lehine çevirmişler Ermenilerin. Yani çok komik bir senaryo. Ama ona rağmen burada iki önemli şehir vardı Azerbaycan Türklerinin. Şuşa şehri, bu kaleydi, başkentti. Tabii ki Han kendinde Ermeniler kendi, o dönemde Sovyet yönetimi Stepanakert diye bir Stepan Şamiyan vardı. O da Türk düşmanı. Türkleri 30 Mart dönemi 1918'de katle getiren, Ermeni çetelerinin başında duran ve o Sovyet yöneticilerinden biri. Peki ne oldu da durup dururken Ermenistan böyle bir saldırıya gerçekleşti? Yani bu durup dururken değil. Bak, burada şeye bakmak lazım. Birincisi, neler başveriyor bölgede? Bölgede başveriyor, biliyorsunuz ki Suriye meselesi var Türkiye ile Rusya arasında. Orada gerçi taktiksel işbirliği gözükse de taraflar bir rekabet oldu, rekabet, açık rekabet var. Libya konusunda tamamen ters yerlerde, doğrudur, yeni görüşmeler yapıyoruz ama açık şekilde rekabet var.
Ukrayna'da Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyor. Ama Ruslar biliyoruz ki Kırım'ı önce işgal sonra ilhak ettiler ve Doğu Ukrayna'da çatışma var. Gürcistan'da durum. Türkiye toprak bütünlüğünü savunuyor ama Rusya oradaki ayrılışçı bölgeleri ele geçirerek tek taraflı olarak bağımsızlığını tanıdı. Şimdi yeni bir çatışma alanı, yani kontrol edilmeyen bir bölge. Öte yandan şunu da unutmamak gerekiyor ki Azerbaycan'da son yıllarda Rusya ciddi şekilde üst düzey pozisyonda yerleşmiş zamanda bazı kendine yakın isimleri kaybetmeye başladı. Yani içeride de bir pozisyon kaybediyor. Pozisyon kaybediyor. Azerbaycan açık şekilde Türkiye ile işbirliği içerisinde ciddi projeler var ve en önemlisi, bakın en önemlisi, Azerbaycan Rusya'yı geçti doğalgaz meselesinde. Yani Türkiye şu anda Azerbaycan birinci sırada doğalgaz veriyor ve ortak projemiz var. TANAP evet. var, gerçekleşiyor. Rusya ne yapıyor? Bakın şimdi hiçbir şey düşünmüyor, bilmiyorsunuz. Bu hatlar var, petrol hatları var. Rusya'nı ilgilendiren bir daha petrol hattı var. O da Azerbaycan'dan çıkıyor. Ama nereye gidiyor? Gürcistan'a değil, Türkiye değil, Rusya'nın bir başka bölgesi. Novorossiysk limanına gider. Bakü-Novorossiysk limanı petrol hattı ve Azerbaycan buraya petrol naklını durdurmuştu. Bugünlerde başladı tekrar. Bak bugünlerde. Yani baskının hem politik, hem ekonomik, hem siyasi boyutlarını unutmamak gerekiyor. Bu çok ciddi meseleydi. Biz peki Rus... Minsk grubunun bir etkisi olur mu? Yani o grup dahilinde son dönemde özellikle Fransa, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile rekabet içinde olmaya çalışıyor. Ve Ermenistan'ın kışkırtması noktasında Fransa'nın veya bir başka ülkenin payı olabilir mi bu son dönem işte? Ya olabilir ama yani Minsk Rusya'ya grubu göre çok... burada yani söz konusu Rusya'dır. Yani bunu bilmek gerekiyor ve... Bana göre biraz da Rusya Türkiye'nin ne yapacağını kontrol etmeye çalışıyor tavrını. Ki bana göre Türkiye'de oldukça doğru ve net bir cevap verdi. Ve dikkat edin, Paşinyan nereye kaçtı şu an, nerede? Moskova'da. Yani çok derin bir uzman olmaya gerekmiyor. Yani böyle çok derin böyle projeler çizmeye gerek yok. Yani ipin ucu nereye gittiğini Paşinyan izlediği rotayı takip edeceksiniz, sonucu göreceksiniz. Yani beklenti olmadı. Burada hedef şuydu. Hem Ermenistan ekonomik durumu berbat. Koronavirüs pandemi sürecinde zaten kontrol edemiyorlar ülke içerisinde durumu. Öte yandan bölgede ciddi projeler var, hepsinden dışlanmış. Rusya'da kuzey akımı üzerinde baskılar var. Ona göre ağırlığını güneye salmaya çalışıyor. Ve bir nevi aslında Rusya için şu anda büyük bir savaş işine yaramıyor. Rusya için statükonun olması önemli, fakat bu çatışmalar da aynı zamanda önemli. Çünkü çatışmalar çıktıkça Rusya çok... Moskova'ya ziyaretler artıyor. Tabii hem ziyaretler atıyor hem baskı atıyor. Ve ilginç, mesela 2016'daki o Nisan 3 günlük savaşında hemen müdahil olmuştu Rusya devlet başkanı ama... Bugünlerde Azerbaycan'ın liderini ne arayıp ne sorduğunu ve sessiz duruyor. Ya bu da bir mesaj aslında. Bu açıdan yani düşünüyorum ki bölgede yaşanan gelişmelerden Türkiye'nin bu kadar net ve açık tavrı, yani Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlamış, Sayın Dışişleri Bakanımız, Meclisimiz, açık savunma bakanımız açık ve net şekilde ister diplomatik çözüm ister bir başka çözüm ya bu kadar net söylenmez. Yani bu mesaj aslında Azerbaycan'a değil, tabii ki Azerbaycan'ın Türkiye arasında çeşitli anlaşmalar var. Bu mesaj Ermenistan'ın arkasında durup Ermenistan'ı kışkırtan o güçlere yöneliktir. Bana göre mesaj yerine ulaşmıştır diye düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, burada şu önemlidir. Yani bu güzergah üzerinde, bak demin de onu demek istiyorum. Yani ana arteri, yani sadece Azerbaycan doğalgazı, Azerbaycan petrolü Türkiye'ye gitmiyor. Türkiye üzerinden Avrupa'ya da devam edecek. Ve sadece Azerbaycan'ın değil, Merkezi Asya'nın da aynı şekilde. Yani Kazakistan'dan petrol,
Türkmenistan'dan doğalgaz evet. ve diğer meseleler. Şimdi o da ekranlara yansıyor ki Bakü-Tiftis-Ceyhan boru hattıyla beraber işte Azerbaycan'ın zenginlikleri ve Orta Asya'nın zenginlikleri de yine Türkiye üzerinden dünyaya pazarlanacak. Biraz da şunu konuşmak gerekir. Evet, Türkiye ve Azerbaycan iki can ülke ve bu noktada iki ayrı devletler ama tek millet olduğunu net bir şekilde bizler de hissediyoruz. Ama neler yapılmalı? Yani belki ortak bir orduya veya ortak bir ordu altyapısına kadar ilerleyen süreçler de olacak. Çünkü görülüyor ki Azerbaycan'a yönelecek bir hamle Türkiye'de bunu bana yönelmiş olarak kabul ederim diyor. Bu anlamda iki ülkenin başka hangi dinamikleri çalıştırması gerekiyor? Yani şu anda şöyle bir şey aslında bunu karşı tarafın yaptığına bir nevi o dengeye balans dediğimiz dengeye oluşturmak için önemli meselelerden biri. Biliyorsunuz ki Rusya ile Ermenistan arasında askeri tam teşekküllü bir askeri anlaşma var. Hatta ortak ordu kurma işi var. Çok ihtimal ki bu savaşta da kıyafetler aynı, görünüm aynı ama Rus üst düzey subayların orada olduğunu yani bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Bu kesin. Türkiye'nin, Azerbaycan'ın tabii çeşitli anlaşmaları var. Stratejik işbirliği anlaşması diğer var. Bana göre tem teşekküllü bir askeri anlaşması olması gerekiyor. Yani bir ülkenin saldırdığı zaman her iki ülkenin ortak olarak hareket etmesi meselesi. Buna ciddi ihtiyaç var. Öte yandan maalesef gelişmeler iyi. Ekonomik açıdan sıkıntı yok. Diğer açıdan sıkıntılar yok. Belki de stratejik dediğimiz emektaşlığın yani işbirliğinin daha da bir üst boyuta geliştirilmesi gerekiyor. Yani daha rahat, daha ekonomik meselelerde bir takım şeyler daha iyi şekilde yapılabilir. Ve bu meselelerde bence çok önemlidir. Yani projeler önemli, enerji hatları önemli. Ama dediğim gibi belki iki ülke tekrar bazı bölgesel işbirliklerini veya oluşumları tekrar daha aktif ve dinamik şekilde kullanması var. İran'da yaşayan çok sayıda Türk var ki bu anlamda böylesine bir durumda onların da tepkisi var. Biz hiçbir ülkenin içerisinde yaşayan işte İran'da yaşayan Türk kökenli kardeşlerimiz İran vatandaşı. Orada bir huzursuzluk yaşanmasını istemeyiz ama onların huzur güvenliği de bizi yakından ilgilendiriyor. Ermenistan'ın provokasyonuna karşı İran'da da bir sokak hareketlenmesi, bir eylem oldu. Ermenistan ayağını denk al şeklinde ama İran hükümetinin bir sert müdahalesi var. Şimdi bölgedeki Türk varlığına karşı bir saldırgan tutum olduğunda da hem Azerbaycan hem Türkiye tavrını ortaya koyar. Siz nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Ya şimdi burada ilk defa bence böyle bir şey yaşandı ki zaman süre ucadıkça Azerbaycan Türklerinin tepkisi daha da artıyor. Çünkü çözülmemiş yani Birleşmiş Milletler'in aldığı karar var. 4 karar var 93'ten bu yana. Bir şey gerçekleşmiyor. Ölü doğmuş bir Minsk grubu var. Eş başkanlar var. Hiçbir tarafsız değil. Oldukça subjektif. Ermeni meselesinde özellikle o tırnağı arası soykırım meselesinde biliyorsunuz hepsi destekliyor. Ve bir iş yapamıyorlar. Ve burada artık süreç uzuyor ve Azerbaycan haklı olduğu halde çok haksız gözüküyor. Ve dünya kamuoyunda böyle ikili standart var. Böyle olunca tabii ki İran'da yaşayan Azerbaycan Türkleri tepkisini gösterecek. Ama maalesef İran bir devlet olarak bölgede Türkiye-Azerbaycan yaklaşmasından çok rahatsız. Özellikle bu iki ülkenin enerji projelerinden de daha da rahatsız. Daha da rahatsız. Ve en önemlisi ben bununla ilgili yazılar da yazdım, söylüyorum. İran hiçbir zaman kuzeyinde güçlü, ayaküstü dimdik duran, yani böyle gelişmiş bir Azerbaycan devleti istemez. Çünkü içerisinde olan 30 milyon Azerbaycan Türk'ü diyoruz ama normalde Türklerin sayı İran'da çok daha fazla, nüfusun yarısından daha fazla. Hatta o kadar fazla ki başkent Türkçe konuşuyor. Dini liderler, Türk asıllı ve diğer şeyler. Yani Kaşkaylar var bu Asra Köprüsü tarafından, Türkmenler var. 3 milyon kuzeyinde, İran'ın doğu kuzeyinde. Ve böyle bir halde tabii ki İran tedirgin olacak. Tedirgin olmakta da. O nedenle bu tür yürüyüşlere normalde destek verilmesi gerektiği halde baskı yapmaktadır. Ve Ermenistan'ı açık şekilde destekliyor. Düşünün ki Azerbaycan'a bir proje gerçekleştiriyorlar. İran ortak. Yani Azerbaycan'ın parasıyla ortak bir proje. Azerbaycan'ın topraklarında bunun yapıyorlar. Ama İran, Ermenistan tarafını işgal ettiği bu arazilerde
faydalanarak Ermenistan'a direkt o yolu kullanıyor. Azerbaycan'ın projesini böyle Azerbaycan arazilerinde İran Ermenistan lehine kullanmaya çalışır. Tüm uluslararası norm ve hukuku tebi olarak bozarak. Yani burada ilk şeyi gördük. Yani ilk defa böyle Azerbaycanlılar, şunu da söyleyeyim kusura bakmayın. İster Amerika'da, ister Avrupa'da, hatta Moskova'da biliyorsun çok sayıda Azerbaycanlılar orada da yaşıyor ve diğer Türkler var. Yani ciddi şekilde düşünün ki mesela Rusya pazarları Azerbaycanlıların çok yoğun kontrol ettiği mekanlar, şu anda Ermenilerden hiçbir şey almıyorlar. Yani ilk defa böyle bir tepki var. Şimdiye kadar böyle bir şey gözükmemişti, görmemiştik. Ve yürüyüş, halkın yürüyüşü de çok önemliydi. Beklenti vardı, karışıklık çıkacak. Onun tam aksine çıktı. Yani halk şunu dedi bir defa. Yani biz her şeyi bırakıyoruz. Bu çözülecek. Mesela bu... Karabağ meselesi değil. Ve şu anda benim bana gelen bilgilere göre halk, gençler, yaşın fark etmeyerek, hatta Türkiye'de okuyan bazı öğrencilerimiz böyle Azerbaycan'a dönerek gönüllü olarak savaşa gitmek evet. için yazılıyorlar. Güçlü olmak gerekiyor ki hakkı ki. Savunmak anlamında ve Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği güçlü, daha da güçlü olacak. Kahramanmaraş Suçu İmam Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Torul İsmail, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben İnşallah Karabağ'ın da özgürleştiği, Azerbaycan toprağı olarak da dünyada nam saldığı bir günde yeniden bir araya geliriz. Ama kardeşlerimizin, Azerbaycan'ın her zaman, her daim yanındayız. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yayınımıza konuk olduğunuz için teşekkür ederim.